İyi günler öğretmen hanım. İyi günler. Tebrikler. İyi haberi almış olmalısınız. Öğrenciniz evleniyor. Kaca'nın kızı Anendi'nin evliliği onaylanmış. Haberiniz var değil mi? Ah. Bay Kacan gerçekten de çok şanslı bir adam. Kızı çok varlıklı bir aileye gelin gidecek. Bunu biliyorum çünkü o ailenin evine de mektupları ben götürüyorum. Festival günlerinde bana mutlaka bahşiş verirler. Çok sayıda çiftlikleri var. Kendi su kuyuları bile var. Daha da önemlisi, bu çocuk onların tek mirasçısı. Bay Kacan'ın kızı gerçekten de çok şanslı. Şimdi Bay Kacan'ın evine gidip onu tebrik edeceğim. Siz de gelmek ister misiniz? Neden bu kadar mutlu olduğunuzu hiç anlamıyorum. Neden mutlu olmayayım? Hem bu düğün köyümüzde yapılacak. Bu harika bir şey değil mi? Bu Anandi için de iyi olacak. Zengin bir aileye gelin gidiyor. Anandi benim de kızım gibidir. Yani ikinci kızını da feda etmek istiyorsun öyle mi? Öğretmen hanım, sen neden bahsediyorsun? Neden? Yanlış bir şey mi söyledim? Senin kızın da çok küçükken evlenmedi mi? Evlendiğinde henüz 13 yaşındaydı değil mi? 15 yaşında da bir çocuğu oldu. Şimdi ne kendisi ne de çocuğu hayatta. Üstelik bunların üzerinden fazla zaman geçmedi. Şimdi de Anandi için mutlu olduğunu mu söylüyorsun? Bir şeyler yapmalısın. Bu evliliğe engel olmalıyız. Bu evliliğe engel olmak imkansız. Sesinizi biraz bile yükseltirseniz sizi bu köyden kovarlar. Bir daha da burada asla barınamazsınız. Bunun için susmalı ya da korkup kaçmalı mıyız yani? Peki ya kızlarımızın hayatları ne olacak? Onları kim kurtaracak? Eğer sessiz kalırsanız bu sorunlar giderek daha da büyür. Anlamıyorsunuz. Bu geleneği sona erdirmenin bir yolu yok. Hiçbirimizin gücü bu korkunç geleneği durdurmaya yetmez. Bu gelenek toplumumuzun bir parçası. Onunla savaşırken bütün toplumu karşınıza alırsınız. Bin yıllık gelenek bir günde değişmez. Buna karşı koyamayız. Elimizden hiçbir şey gelmez. Bu böyle gelmiş, bundan sonra da böyle gider. Pekala, ben Bay Kacan'ın evine gidiyorum. Keseriya